Bu büyük dünyada merak ettiklerinizi ve kanalımızda yayınlanmasını istediklerinizi yorumlarda belirterek kanalın akışına yön verebilirsiniz. Kara suvarilerin yolculuğu. Gandalf'ın Frodo'ya verdiği bilgilere göre yüzük avı. Gollum 3017 yılında yakalandı. Barad-dûr'a götürüldü ve orada sorgulandı, işkence gördü. Ondan öğrenebildiğini öğrendiğinde Sauron onu serbest bıraktı. Gollum'a güvenmiyordu. Kendi içinde ikiye bölünmüştü. Ama Sauron onu soyanlara karşı içinde oluşan zalimliği gördü ve intikamı için onları arayacağını, bu sayede yüzüğe ulaşabileceğini umdu. Bununla birlikte Gollum Aragorn tarafından yakalandı ve kuyu ormana götürüldü. Şimdi Sauron daha önce bu çukluklara hiç önem vermemişti ve onları duymuş olsa da nerede yaşadıklarını bilmiyordu. Gollum'dan işkence altında bile düzgün işine yarayabilecek bilgi alamadı. Çünkü hem Gollum'un kesin bir bilgisi yoktu hem de bildiklerini değiştirerek anlatıyordu. Sauron düşmanlarının büyük bir korku içinde olmasından ve acele davranmalarından Gollum'un yakalandığını öğrendi. Yine de casusları ve elçileri ona hiç haber getiremediler. Bunun sebebi ise Dunedain'in dikkati ve Saruman'ın ihanetiydi. Saruman'ın uşakları Sauron'un uşaklarını ya yanlış yönlendiriyor ya da bekletiyordu. Sauron bundan haberdardı ama kolu Saruman'a ulaşacak kadar uzun değildi. Böylece Saruman'ın ihanetine dair bilgisini sakladı ve öfkesini bastırdı. Bütün düşmanlarını denize dökmek için planladığı büyük savaşın hazırlıklarına başladı. Sonunda yüzük tayflarından başkasının kendisine hizmet edemeyeceğini anladı. Çok azı onlar karşısında durabilirdi ve hiç kimse dokuzu bir aradayken karşılarında duramazdı. Yine bir zayıflıkları vardı. Görünmez olsalar bile kendileriyle birlikte çok büyük bir korku taşıyorlardı ki bu bilgeler tarafından fark edilmelerini ve görevlerinin açığa çıkmasına sebep olabilirdi. Bu yüzden Sauron sonları Yüzük Savaşı'nın başlangıcı olarak görülen iki saldırı hazırladı. İlkinde orklar Gollum'un yeniden ele geçirilmesinin talimatıyla Tranduil'in krallığına saldırdı. İkincisinde ise Morgul Lord'u Gondor'a saldırdı. Bu saldırılar Haziran 3018'de aynı anda gerçekleştirildi. Böylece Sauron, Denethor'un gücünü ve bu saldırıya ne kadar hazır olduğunu ölçtü ve bunları umut ettiğinden daha iyi buldu. Ama canını bununla sıkmadı. Çünkü hem gücünün küçük bir kısmını kullanmıştı, hem de asıl amacın Nazgûl'ün gelişinin sadece Gondor'a karşı bir savaş politikası olarak görülmesiydi. Böylece Nazgûl, yüzük için arayışlara başladı. Ama Sauron, bilgelerin gücünü ve dikkatini küçümsememiş ve Nazgûl'ü olabildikleri kadar gizli hareket etmelerini emretmişti. Bu sırada Tayfların komutanı ve diğer altı Nazgûl Minas Morgul'dayken ikinci komutan Doğu'nun gölgesi Camul Sauron'un komutanı olarak Dol Guldur'dan yaşıyordu. Diğer Nazgûl ise Sauron'un habercisi olarak ortada bulunuyordu. Morgul Lord'u diğer Nazgûl'lar ile birlikte Anduin üzerinden harekete geçti. Gözlere görünmez şekilde ilerliyorlardı ama yanlarından geçtikleri her canlıyı korkuyla kaplıyorlardı. Yolculuklarına Temmuz'un ilk günü başladılar. Yavaşça ve gizlice. Anorien'den, Entsuyun'dan ve Vol'dan geçtiler. Anduin'in batı kıyılarından oraya gizlice yerleştirilmiş zırhlarını ve atlarını aldılar. Bunu 17 Temmuz'da olduğunu tahmin ediliyor. Burada kuzeye doğru buçuklukların yurdu Şair'i aramaya başladılar. 22 Temmuz günü Celebrant çayırlarından Dol Guldur'daki Nazgûl ile buluştular ve Gollum'un hem orklardan hem de elflerden kurtulmayı başardığını öğrendiler. Ayrıca Camul'dan Anduin Vadisi'nde buçukluklara ait herhangi bir iz olmadığını ve Gollum'un eski köyünün uzun zaman önce terk edildiğini öğrendiler. Ama Morgul Lord'u Gollum'u bulma ve Shire'a denk gelme umuduyla kuzeye doğru ilerlemeye karar verdi. Böylece dokuzlar atlarını kuzeye sürdü. Yarattıkları korku hem onlardan önce ilerliyor hem de arkalarında kalıyordu. Ama aradıkları şeye dair ne bir iz buldular ne de bir haber aldılar. Uzun süre arayış içerisindeydiler ama yaz bitmeye ve Sauron'un öfkesi ve korkusu artmaya başlamıştı. Vol'da döndüklerinde Eylül gelmişti ve orada Barad-dûr'un elçileriyle karşılaştılar. Sauron kızgın ve hayal kırıklığına uğramıştı. Sauron, Gondor'daki kehaneti ve Boromir'in ayrılışını ve Gandalf'ın Saruman tarafından esir alındığını öğrendi. Bu gelişmelerde ne Saruman'ın ne de diğer bilgelerin yüzeye sahip olmadığını ama Saruman'ın en azından yüzüğün nerede saklandığına dair bilgisi olduğu sonucuna vardı. Bundan sonra dokuzlara gizlilik yerine hızlı olmalarını emretti.
Gandalf, Orthanc'tan kaçtıktan iki gün sonra Morgul Lord'u Isengard'ın kapılarının önünde durdu. Sonra Gandalf'ın kaçışıyla öfke ve korkuya kapılmış, Sauron düşmanları arasında kalma tehlikesini gördü. Korkusu büyüktü. Çünkü Sauron'u devirme veya en azından zafer pay alma umudu neredeyse yok olmuştu. Tek şansı yüzüğü ele geçirmekti. Ama hala kurnazdı. Morgul Lord'u ve yoldaşları için çok güçlüydü. Bu yüzden isteklerine ve meydan okunmasına karşı sadece Saruman'ın sesinden cevap aldı. Ses Saruman'a ait olmasına rağmen kapıdan geliyordu. Aradığınız şey bir yer değil. Ne aradığınızı biliyorum ama onun adını kullanmıyorsunuz. O bende değil. Eğer öyle olsaydı önümde diz çöker ve beni efendiniz olarak görürdünüz. Ve nerede olduğunu bilseydim burada olmaz, sizden önce onu almaya giderdim. Nerede olduğuna dair bilgiye sahip tek bir kişi var. Mithrand'dır. Saruman'ın sesi hala güçlüydü. Nazgûl Lord'u bile dediklerini sorgulamadı. Atını sürdü ve Rohan'dan Gandalf aramaya koyuldu. Ertesi gün akşamüstü kara süvariler hızla Isengard'a doğru Gandalf'ın Rohan'a geldiğini ve Kral Theoden'ın Saruman'ı uyardığını haber vermeye giden Solucan Dil'i gördüler. Solucan Dil o kadar korkmuştu ki az kalsın korkudan ölecekti. Bu sayede tüm bildiklerini daha az tehditle anlattı. Evet evet, söyleyebilirim efendim. Isengard'da konuşmalarına kulak misafiri oldum. Buçuklukların ülkesi. Gandalf oradan gelmişti ve oraya geri dönmeyi arzuluyor. Tek ihtiyacı bir at. Bağışlayın beni efendim. Elimden geldiğince hızlı anlatacağım. Rohan geçidinden batıya, oradan kuzeye, Hırsel karşısına çıkana kadar batıya, oradan Tarbat'ta kesişen eski yol sizi şairin sınırlarına götürecektir. Evet evet, Saruman orayı biliyor. Orada Saruman'a mallar geliyor. Bağışlayın beni efendim. Yaşayan hiç kimseye konuşmamızdan bahsetmeyeceğim. Bağışlayın efendim. Nazgûl Lord'u Solucan Dil'in canını bağışladı. Acıdığından değil, o kadar korkmuştu ki görüşmelerinden kimseye bahsetmeyeceğinden emindi. Ve onu kötü bir yaratık olduğunu görmüş ve yaşaması halinde Saruman'a büyük zararlar verebileceğini hissetmişti. Böylece onu yerde uzanmış şekilde bıraktı ve gitti. Sauron'un öfkesi bekleyebilirdi. Nazgûl Lord'u grubunu dört parçaya bölmüştü ve ayrı yollara gitmişlerdi. Ama kendisi en hızlı grupla yola düşmüştü. Rohan'ı geçtiler, Enetwight'in boş topraklarından geçerek Tarba'da vardılar. Oradan Minitrat üzerinden atlarını sürdüler. Yolları üzerinde bazı kaçakları yakaladılar. Bunlardan iki tanesi Saruman'ın casuslarıydı. Biri Isengard ve Shire arası trafikte çokça kullanılmıştı ve elinde Shire'ı güzel bir şekilde tarif eden kılavuzlar vardı. 22 Eylül gecesi Shire'ın güneş sınırlarında Nazgûl tekrar bir araya geldi. Shire'ın kolcular tarafından korunduğunu gördüler ama bu Dúnedain'in gücünü aşan bir kuvvetti ve komutanları Aragorn orada olsa bile pek bir şey değişmezdi. Ama o kuzeyde, doğu yolunda, Bire'nin yakınlarındaydı ve Dúnedain'in bile cesareti kırılmıştı. Bazıları Aragorn'a haber vermek umuduyla kuzeye kaçtı. Ama takip edildiler veya öldürüldüler ya da uzak diyarlara sürüldüler. Bazıları ise Shire'ı korumaya cüret etti. Ama gece Nazgûl Lord'u savunmalarını kırdı ve kara süvarileri 23 Eylül günü Gandalf gölge eli üstünde Rohan'ı geçerken Shire'a girdiler.